Bugün bunların temelinde yatan nedenleri kadının toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ve buna ilişkin önerileri konuşacağız. Aslında buraya konuşma yapmak için değil, şöyle bir bakmak için gelmiştim. Sizleri burada görmekten son derece mutluyum. Doğru. Adalet yürüyüşüne başladığımda ve Maltepe Meydanı'nda milyonların içinde kadınların ağırlığını görmek, çoğunluğunu görmek beni son derece mutlu etti. Adaletsizliği aslında en büyük tepkiyi kadınlar veriyor. Çünkü acıyı kadınlar daha fazla yaşıyor. Hayatın bütün zorluklarını kadınlar daha fazla görüyor. Bu Adalet Kurultayı'nda kadınlar için özel bir bölüm, özel bir alan açıldı. Sizler oturacaksınız, konuşacaksınız, tartışacaksınız. Sizden sadece bir isteğim var. Sadece bir isteğim var. Daha fazla siyasette daha fazla yer alın. Daha fazla kararlı olun. Daha fazla mücadele edin. Beklemeyin birisi bize alan açacak mı diye. Alanı siz kendiniz açın. Kendiniz mücadele edin. Elimizin altından demokrasi kayıyor. Görüyoruz bütün bunları. Daha baskıcı bir yönetim geldi. Baskıyı en fazla kadınlar hissedecektir. Dolayısıyla sizin mücadeleniz bu toplumun mücadelesi olacak. Sizin mücadeleniz demokrasi mücadelesi olacak. Sizin mücadeleniz kadın erkek eşitliği mücadelesi olacak. Sizin mücadeleniz kadın çalışma hayatında daha fazla yer alsın mücadelesi olacak. Tarlada çalışırken eşiyle beraber çalışırken hiçbir şey söylemiyorlar. Kentte kadın çalışırken kıyameti kopartıyorlar. Neden? Tarlada çalışan kadın değil mi? Kadın. Kentte de kadın çalışacak. Hayatın her alanında kadın çalışacak. Hayatın her alanında mücadele verecek. Kurtuluş Savaşı'nda nasıl mücadele verdiyse 21. yüzyılın Türkiye'sinde adaleti getirmek için de aynı mücadeleyi verecek. Teşekkür ederim. Hocam, geldiğiniz için çok üzüldüm. Başkanım, ben bir tarafa gireceğim. Hak, hukuk, adalet! Hak, hukuk, adalet! Ülkelerdeki durum, Avrupa'daki durum ve bizdeki durumu karşılaştırarak ortak ne yapabiliriz birlikte, bunları tartışacağız. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok mutlu oldular, ayrıca iletmeyi de istediler. Çok heyecan duydular geldiğiniz için. Çok teşekkürler. Sizliği, özgürlüğü, kadın erkek eşitliğini, yargı bağımsızlığını, medya bağımsızlığını aktarmasındandır. Hep ileriye, daha ileriye toplumu alıp taşımasındandır. O nedenle size daha uzun bir süre ayıracağım. Şimdilik burada sözlerimi kesiyorum. Ama daha sonra dediğim gibi oturacağız, konuşacağız. Ben önce sizleri dinleyeceğim, sonra siz beni dinleyeceksiniz. Birlikte. Ben gençlerin daha fazla siyasete ilgi göstermelerini istiyorum. Eyvallah, sağ olun, teşekkür ederim.